Evet arkadaşlar, bugün sizlerle bir yakıt filtresinin içerisinde ne var, nasıl yapılmış, hani hangi maddeyle yapılıyor, neler oluyor, tıkanıyor mu, tıkanmıyor mu, tıkanma sebepleri vesaire, bunlarla ilgili bir video çekeceğim. Bu Vosoyan Transporter'dan sökmüş olduğum, hani daha rahat görebilmeniz için büyük bir filtre zaten. Hemen hemen çoğunun iç kısmı aynı sayılır. Şimdi içini kesip bakacağız. Bununla ilgili bir video görmedim, o yüzden çekiyorum. Bir de birkaç arkadaşım soruyor, hani bakım yaparken bunun içinde ne var, niye tıkanıyor, niye değişmemiz gerekiyor gibi sorular yöneltiyorlar. Şimdi hep birlikte kesip görelim. Hatta biraz daha geçelim. Bayağı kalın yapmış adam. Bunlar bayağı kaliteli yapmış ya. Kesmek de mesele. Biraz zor. Evet, az kaldı. Adamlar çok kalın yapmış. Bu orijinal filtre. Keşke bir de yan sanayisi olsaydı, o da onunla aynı mı değil mi baksaydık ama maalesef yok. Evet, başardık. Burada bir şey yok. Bakın burada plastik bir bölüm görüyorsunuz. Bunun içerisinde sibop var. Birazdan açıp göstereceğim size. Şimdi arkadaşlar, bakın bu iç kısımda net görünüyor mu bilmiyorum. Yaylı siboplar var. Bunların amacı içeriye giren yakıtın tekrar depoya dönmemesi için var. İçinde basınçlı yakıt kalsın, sıkışsın, orada kalsın diye var bazıları. Ha, bu kısmı biraz dar yapmışlar. Biraz daha keseceğiz. İkinci bir katman yapmışlar ama. Evet, bu kısım biraz daha ince. Filtrenin olduğu kısım. Ufak bir set var. O yüzden çıkaramamıştık ama. Oo. Filtrenin dibi temiz. Bakın kendisinin içerisinde
böyle örümcek ağı gibi şişmeler oluşmuş biraz. Ha, genel açıdan böyle bu filtre şu an çok kötü değil. Ama çok iyi de değil. Normalde bu beyaz ya da sarı şeklinde oluyor. Bunun durumu çok kötü değil. Ama yine de bakımdan bakıma değiştiriyoruz. Az önce dediğim gibi burada siboplar var. Bu sibopların amacı, hatta bunu çıkartabiliyoruz sanırım. Çıkartayım, görelim hep birlikte. Bakın burada yay var, içeride bir sivop var. Görüyorsunuz, o termostatlı hem de. Yani yakıt ısısına göre değişiyor sanırım. Termostat koymuşlar ya. Hakikaten değişik. Bakayım, valf gibi mi? Yok, içi esnemiyor. Yakıt ısısına bağlı olarak sanırım yön değiştiriyor. Böyle bir şey yapmışlar, çok değişik. Ben diğer kesmiş olduğum filtrelerde böyle bir şey görmemiştim. Bunu da ilk kez gördüm. Bu termostat diye geçiyor. İçinde cıva var. Bunu açamayacağım. Gördüğünüz gibi böyle bir sisteme sahip. Yakıt filtresinin bu durumu hani bunun değişmesi gerektiğini gösteriyor. Tamam, doğru. Ama şöyle söylemek gerekirse çok aşırı tıkalı değil. Filtrenin içerisi kartondan oluşuyor. Bunları kartondan yapıyorlar. Filtre kartonu biraz diğer kartonlardan farklıdır. Yapısal olarak çok tıkalı değil ama yine de değişmesi gerekiyor. Hep birlikte filtrenin içerisinde neler olduğunu görmüş olduk. Bütün filtrelerde bunun gibi sivop ya da yön değiştirici valfler yok. Hepsi aynı değil yani. Ama genel açıdan hepsinin içerisinde bu kartondan görürsünüz. Kimisi bir giriş bir çıkıştır. İşte İki giriş, iki çıkış olanlar var. Yön değiştirici valve sahip olanlar var. Vesaire vesaire. Şekilleri birbirinden farklı olabilir ama hepsinin içinde bu kartondan var. İçini açıp bakabiliyorsanız bu şekilde çıktıysa değişme gerek olduğunu görürsünüz zaten. Denemek isteyenlere kolay gelsin. Sormak istediğiniz bir şey olursa yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Hepinize cevap veremesem de muhakkak hepsini okuyorum. Merak etmeyin. Bununla ilgili başka merak ettiğiniz bir şey olsa yine yazın. Hani ben daha çok Alman grubu araç yapıyorum, fark etmez. Hani soracağınız bir şeylere sorun, işte ya şunu da deneyebilir misin, işte bunu da yapar mısın yakıt filtresiyle ilgili gibi yazarsanız ben elime yeni filtreler geçtikçe yeni videolar koyacağım zaten. Ona göre çekerim. Talebiniz üstüne değişiklik yapabiliriz videolarda. Herkese kolay gelsin. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Bu arada beğenmeyi ve abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Herkese teşekkürler.